emekliye destek 300-400 bin lira, 400 lira aralığını geçmiyor. Bu da bir gün için bir çay bedelini aşmıyor. Bunun da emekliye doğrudan bir faydası, katkısı da çok olmuyor. Onun için emeklilere en az bir maaş tutarında bu konuda destek sağlanmalı. 10 yıllık gecikmeyle de olsa verilen promosyon emekli için ciddi bir beklentidir. Ülkemizde 13 milyon emekli var. Emeklilerin yaşam koşulları ekonomik krizle birlikte iyice ağırlaşmıştır. Doğalgazın, elektriğin dışında gıda giderleri ve diğer masraflarıyla emekli yaşam sorunu içindedir. 4 kişilik bir ailenin Türk İş'in açıkladığı verilerle açlık sınırı 2257 liraya, yoksulluk sınırı ise 7353 liraya çıkmıştır. Mutfak enflasyonunda yıllık ortalama artış oranı %14.90'dır. Bir çalışanın aylık yaşam maliyet tutarı 2744 lira olarak açıklanmıştır. Bu verileri de dikkate aldığımızda promosyonla ilgili emeklilere yapılacak desteğin mutlak surette güncellendirilmesi ve bir maaş tutarına çekilmesi gerekir. Halihazırda vermiş olduğum kanun teklifiyle bayramlarda verilmekte olan Kurban ve Ramazan bayramındaki emekli ikramiyelerinin de artırılmasını ve 1000 lira yerine mutlaka asgari ücret tutarına çıkarılmasını kanun teklifimle önerdim. Ayrıca emekliler için gıda ve yakacak yardımı verilmesi, aile yardımının artırılması da ihtiyaç durumundadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bir milletin yaşlı vatandaşına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli fıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur. Değerli arkadaşlar, bu arada intibakla ilgili de bir kanun teklifi verdim. Bu kanun teklifi 37. maddeye göre meclise indirdiğimiz bu kanun teklifi reddedildi. Ancak biliyorsunuz ülkemizde kamu denetçiliği kurumu oluşturuldu. Bu kurul bu konuda bir tavsiye kararı aldı. Anayasaya ve yasalara göre 2000 yıl öncesi yapılan intibak düzenlemesinin tüm emeklilere de yapılması gerektiğini belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili yapmış olduğu değerlendirmede bu yola başvurulmayacağını açıkladı. İntibak düzenlemesinin olmaması emekli açısından ciddi anlamda bir hak kaybına neden oluyor. Keza bugün için promosyonla ilgili yapılan çalışmalarda kamu bankalarının bunu daha çok geriye çektiği, bunun yanında özel bankaların ise promosyon konusunda daha fazla emekliye katkı sunma isteğinde olduğu ziyaret ettiğim sendika ve derneklerde ifade edildi. Yani bugün için emeklinin gözü kulağı promosyonda, ama bunu da frenleyen kamu bankalarının emekliye vermek istemediği daha yüksek promosyon ücreti. Oysa özel bankalar mevcut durumda promosyonla ilgili emekli için daha fazla katkıda bulunabileceğini ifade ediyor. 10 yıllık bir gecikmeyle de olsa promosyonun verilmesi yönünde yapılan düzenlemeye rağmen emekli için bugün itibariyle yeniden yapılacak güncellemede mutlaka bir maaş tutarında ücretin verilmesi esas alınmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi emeklisine sahip çıkması, Bankalar Birliği ile yapılacak değerlendirmede de emekli promosyonunun mutlak surette artırılması ve emeklinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenlemeye dönüştürülmesi taleptir. Değerli arkadaşlar, emekliler bildiğiniz gibi yıllardır geçim sıkıntısı nedeniyle pazar yerlerine akşam saatlerinde gitmekte, bayramlarda torunlarına harçlık vermekte dahi sıkıntı yaşamaktayken bugün promosyon olarak verilen ve kahvedeki bir çayın günlük giderini karşılamayan promosyon anlayışının da düzeltilmesini
ve bu anlamda da kendilerinin sorunlarına sahip çıkmasını talep etmektedirler. Emeklilik intibak düzenlemesinin sağlanması, emeklilere bayramda mutlaka asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi, ayrıca gıda yardımı, yakacak yardımı, yaşlılık yaşamıyla ilgili düzenlemeler sağlanmasını mevcut iktidardan talep ediyoruz. Benim bu aşamada söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. 2007 yılında promosyonla ilgili talepler oluşmuş ve bu konuda bir karar alınmıştı. Ancak bu karar 2017 yılında uygulandı. 2017 yılında uygulanırken Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye Bankalar Birliği ile bir anlaşma yaptı. 3 yıl süresince emekli için 300 ile 400 lira aralığında bir promosyon desteği sağlandı. Bu süre bu ay itibariyle bitiyor. Emekli dernekleri ve sendikalarını ziyaret ettiğimde bu ay biten bu uygulamanın önümüzdeki süreçte emekli için en az bir maaş tutarına yükseltilmesini talep ediyorlar. Bu konuda özel bankalarla yapmış oldukları görüşmelerde özel bankaların bu anlamda yardımcı olmaya hazır olduklarını, promosyonun artırılmasına destek vereceklerini ama kamu bankalarının bu nedenle oluşan baskılamadan dolayı bütçe değerleri de dikkate alınarak emekliye bu hakkın daha düşük verilmesi yönünde tavır gösterdiklerini, onun için de Türkiye Bankalar Birliği'nin ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun promosyon için beklenti düzeyinde bir düzenleme getirmesinin görünürde zor olduğunu ifade ettiler. Biz de bu konuda söylediğimiz mevcut promosyonun 300-400 lira düzeyinde olduğunu, bunun günlük bir adet çay parasını dahi karşılamadığını, bu nedenle en az bir maaş tutarında emeklimize promosyon verilmesinin gerekliliğini vurguluyoruz ve bu anlamda iktidarı da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın. Buyurun Sayın Akın. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle kış gelmeye başladı. Kış kapıda artık. Ve vatandaşlarımız inanın kara kara düşünüyor. Acaba biz bu kışı nasıl geçireceğiz diye. Her şey ateş pahasına gelmiş durumda. Ve zaten bir pandemi sürecindeyiz. Hala bu süreçte devam ediyor. Ama şimdi dediniz yani artık normalleşme sürecine başladık. Değerli arkadaşlar, normalleşmiş bir şey yok. Milletimiz gerçekten zor durumda. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı da sizlere söylediği gibi sokaklara inip, pazarlara inip, çarşılara inip gidip orada halkı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten vatandaşımız zor durumda. Bakın şimdi bu yılın başında, sadece bu yılın başında, öyle 3 yıl 5 yıl öncesi değil. Kömür 1200 liraydı tonu, şimdi 1400 lira bu yıl başından bu zamana kadar. Odun 600 liraydı, şimdi 800 lira. Yani bir vatandaşın 2200 lira parayı cebine koyması lazım ki bunları ödesin. Şimdi soru şu, askeri ücretli olan kişi bunları verdiği zaman cebine 124 lira kalıyor. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun, düşünün. Bunları ödedikten sonra askeri ücretli vatandaşımız ne yapacak? Emekli ne yapacak? İhtiyaç sahibi emeklimiz ne yapacak? Tüm maaşını oduna, kömüre yatıracak, gidecek. Şimdi elektrikte ve doğalgazda tablo nasıl, bir de ona bakalım. Bakın tablo burada. 4 kişilik bir ailenin doğalgazla elektrik tablosu. Burada 2017 yılında doğalgaz 140 lira öderken şimdi 250 liraya çıkmış. 140 liradan 250 lira artış %80. Elektrik 101 liradan 172 liraya çıkmış, artış %80. Burada soru şu, hangi memurun, hangi işçinin, hangi çalışanın maaşı bu kadar arttı ki bu paraları kaldırabilsin? Bir de üstüne üstlük milletle dalga geçer gibi çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki işte efendim TÜİK'e göre enflasyon bu, şu. Pazarda gezdiğimiz zaman bir teyzemize gidin, sorun, koluna girin, deyin ki teyzeciğim enflasyon %11 diyor iktidar dediğiniz zaman, hadi oradan, onlar nerede yaşıyor diye derler.
Onun için diyoruz, çarşıda pazarda olmanız milletin hayrınadır. Çünkü milletin sıkıntılarını dinlersiniz. Aynı zamanda yıllardır bir iktidar, düşünün ki iktidar ortağıyla birlikte askıda ekmek kampanyası yapıyor. Güzel, askıda ekmek kampanyası. Fakat burada bunun itirafıdır bu. 18 yıldır gelen iktidarın, yönetemeyişinin beceriksiz politikalarının sonunda milletimiz askıda iktidarda, askıda ekmeğe kaldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Maalesef gidişatta önümüzdeki ilk seçimde bu askıdaki ekmeğe muhtaç ettiğimiz vatandaşımız size öyle bir ders verecek ki göreceksiniz önümüzdeki seçimlerde bırakın iktidar olmayı, muhalefette durmak için bile mücadele edeceksiniz. Şimdi bir kanun teklifi hazırlamıştık. Bu kanun teklifiyle ihtiyaç sahiplerine 155 lira katkı vermiş oluyoruz. 155 lira. Burada vatandaşlarımız izliyor. Herkesi, elini vicdanına koyan bütün milletvekili arkadaşlarım. Burada 155 lira verdiğiniz destekle hem emeklimiz hem de ihtiyaç sahibimiz bu kara kışta ve kara kara düşünürken bu kış zamanında sıcak bir devlet elini görmüş olacak. Devletin şefkatini hissetmiş olacak. Sizler de burada el birliğiyle ellerinizi kaldırırsanız, bu teklife destek verirseniz bunu gündeme alırız ve vatandaşlarımızı rahatlatırız. Buradan herhalde hiç kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Vatanını, milletini seven arkadaşlarıma sesleniyorum. Ayrıca arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti yönetilemiyor. Bakın, dolar 8 lirayı çoktan geçti. Euro 10 lirayı koşuyor. İşsizlikte rekorlar kırılıyor. Gizli işsizlik var. Bir ekonomik buhranla karşı karşıyayız. Ama ülkenin bakanı diyor ki ekonomi büyüyor. Allah aşkına Sayın Bakan, saraydan çık, sokağa in. Gör bakalım buhran sarayda mı var, millette mi var? Bakın değerli arkadaşlar, müjde 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 diyorsunuz. Size bir teklifimiz var. Artık bu müjdelerinizi vatandaşımıza yansıtın. Nasıl yansıtırsınız? Çıkarsınız dersiniz ki işte biz doğalgazda müjde verdik, orada müjde verdik, burada müjde verdik. Eyvallah güzel. Vatanımız, milletimiz için olacak her müjdeye biz de sahipleniriz. Ama ya bu buyurun toparlayın. Biraz da vatandaşa dokunsun. İndirimle ilgili kanun tekliflerimiz şu anda bekliyor. Demin de söyledim, kara kış kapıda. Şu vatandaşımıza dokunmamız gerekiyor. Buradaki bu kadar milletvekilleri milletimizin oylarıyla burada. Onların hakkını, hukukunu ve adaletini teslim etmek için buradayız. Teklifimiz şu: hemen Rusya ile en kısa zamanda masaya oturun. Bu sözleşmeleri biraz öne alın ve fiyatta pazarlık yapın. KDV'yi elektrik ve doğalgazda %1'e indirin. ÖTV'yi kaldırın. TRT payını kaldırın. Faturaları şeffaflaştırın ve enerji kooperatiflerini etkinleştirin ve önlerini açın. Ülkemizde enerjide maalesef halkımızı söz sahibi dışında bıraktınız. Enerji politikalarınızda 83 milyon vatandaşımızı müşteri gibi görüyorsunuz ve bütün yükü bu millete yüklüyorsunuz. Onun için diyorum ki gelin oy birliğiyle bunu gündeme taşıyalım ve milletin yarasına merhem olalım. Hepinize teşekkürler.